The F-47 will be the most advanced, most capable, most lethal aircraft ever built. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın 6. nesil savuşağını tanıttığında bu yeni nesil uçaklar artık ülkelerin gizli gündemi olmaktan çıktı. Bizler daha 5. nesil savuşaklarını konuşurken 6. nesil savuşakları devreye girmeye hazırlanıyor. Kaan halen test aşamasında. Proje hızlıca devam ediyor. F-35 her ne kadar en iyisi olsa da sorunları bitmiyor. Rusların Su-57'si ise savaştan ötürü uzadı. Anlayacağınız 5. nesil savuşaklarında ortalık karışık. Savuşakları artık sadece savaşmak için değil, ülkelerin teknolojik seviyesini hatta diplomatik gücünü göstermek için kullanılıyor. Ve bizler bunu İran-İsrail savaşında yakından gördük. Gökyüzü yeni bir rekabet alanı değil, yeni bir dünya düzeni artık havada kuruluyor. Ve bu düzeni kim kurarsa yeryüzünde de sözü o söylüyor. Havacılık değişiyor. Hem de köklü biçimde. Eskiden ülkeler kendi ihtiyaçlarına göre uçak üretirdi. Hangi cephede savaşılacaksa ona göre şekillenirdi platformlar. Ama artık öyle değil. Şimdi uçaklar sadece savaşmıyor, komuta ediyor, veri aktarıyor ve karar veriyor. Hatta pilotu olmadan bile hedefleri imha edebiliyor. Çünkü artık mesele hız değil. Görünmeden vurmak. Mesele kaç füze taşıdığı değil, kaçını aynı anda yönetebildiği. Mesele bir pilotun ne kadar yetenekli olduğu değil, uçağın ne kadar akıllı olduğu. Envanter serimizin bu bölümünde geleceğin havadaki avcıları olacak 6. nesil savuşaklarına yakından bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Dünya yeni bir kavşakta. Ve o kavşağın adı 6. nesil savuşakları. Ama bu noktaya gelmek bir gecede olmadı. Bu süreci anlamak için önce havacılığın nasıl evrim geçirdiğine bakmak gerekiyor. İlk nesil jet uçakları 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında ortaya çıktı. Yani daha çok uçan silah platformu gibiydiler. Soğuk Savaş'ın başında gökyüzünde hakimiyet kurmak için ilk adımlar bu uçaklarla atıldı. MiG-15 ve F-86 Sabre gibi modeller ilk defa jet motoru kullanıyordu ama hala ses hızının altında uçuyorlardı. Radar sistemleri ilkeldi, silahları sınırlıydı. İkinci nesil savaş uçakları 1950'lerin sonunda ve 1960'ların başında ortaya çıktı. En büyük farkları artık ses hızını aşabilmeleriydi. Süpersonik hızlara ulaşıldı. Aynı zamanda radar sistemleri gelişti. İlk kez güdümlü füzeler kullanılmaya başlandı. F-104 Starfighter ve MiG-21 bu dönemin sembolüydü. Uçaklar hızlandı ama manevra kabiliyeti hala sınırlıydı. Üçüncü nesille birlikte uçakların çeviklikleri, elektronik sistemleri gelişti. Özellikle Vietnam Savaşı'ndan sonra manevra kabiliyeti yeniden önem kazandı. Bu dönemde hem hava hava hem de hava yer görevlerini aynı anda yapabilen çok rollü uçaklar ortaya çıkmaya başladı. Miraç F1, F5 gibi uçaklar bu dönemde ortaya çıkan uçaklardan bazılarıydı. Dördüncü nesil savuşakları ise artık modern anlamda savuşağı tanımına oturdu. F-16, F-18, Su-27 gibi platformlarla birlikte gelişmiş radarlar, çoklu görev kabiliyeti, yüksek manevra, gelişmiş silah sistemleri devreye girdi. Bu uçaklar yıllarca pek çok ülkenin envanterinde görev yaptı. Hala da aktif olarak kullanılıyorlar. Mesela ülkemizde halen 200'den fazla F-16'lar aktif olarak kullanılmakta. 5. nesil oyunun kurallarını değiştirdi. F-22 Raptor ve F-35 gibi uçaklar düşük radar izi, gelişmiş sensör füzyonu, ağ merkezli savaş ve düşmanı görmeden vurma yetenekleriyle tanındı. Ve şimdi dünya 6. nesil için hazırlanıyor. Pilotun önünde artık sadece gösterge değil, gerçek zamanlı savaş alanı haritası var. Uçak sadece uçmuyor, düşünüyor, algılıyor ve karar veriyor. Bu uçaklar artık sadece bir savaş aracı değil. Onları bir komuta merkezi gibi düşünün. Hem kendi başına savaşacak, hem de yanında uçan dronelara komut verecek. Hem hedef seçecek, hem saldırı planlayacak. Hepsini bir ağ üzerinden gerçek zamanlı olarak yapacak. 6. nesilde radarlar daha güçlü, sensörler daha hassas, motorlarsa daha esnek.
6. nesil uçaklarla 5. nesil uçakların şimdilik bilinen en büyük farkı motorların daha güçlü olması. Bu yeni nesil projelere boşuna yeni nesil hava üstünlüğü denmiyor. Çünkü işin özü sadece gökyüzünde kalmak değil, oraya hükmetmek. 6. nesil savaş uçaklarının en önemli farklarından biri de motor teknolojisinde gizli dedik. Mesela Amerika'nın 6. nesil savaş uçakları için kullanmayı planladığı sistem adaptif döngülü jet motoru. Teknik detaylara fazla girmeden anlatmak gerekirse bu motorlar iki farklı özelliği tek bir bünyede topluyor. Yüksek verimlilik ve yüksek performans. Normalde savaş uçaklarında ya maksimum hızda olacaksınız ya da uzun menzilde düşük yakıt tüketiminde. Yani birinden ödün vermeniz gerekir. Ancak adaptif motorlar bunu değiştiriyor. Uçak hem uzun süre görevde kalabiliyor, hem de ihtiyaç duyduğunda bir anda hızlanarak manevra üstünlüğünü kurabiliyor. Bu motorlar sayesinde 6. nesil savaş uçakları ses hızının 2 katına ulaşabilecek. 5. nesil uçakların bu hızlara erişemediğini düşündüğümüzde ortada devrim niteliğinde bir fark var. Ve bu sadece hız meselesi değil. Uçağın radar sistemleri, elektronik harp cihazları, lazer silahları gibi yüksek enerji tüketen sistemleri için gereken güç bu motorlar sayesinde sağlanacak. Yani adaptif motor sadece bir itki sistemi değil, aynı zamanda bir enerji kaynağı. Ancak elbette tek değişim burada değil. Teknoloji hızla ve son derece güçlü bir şekilde ilerliyor. Doğal olarak 6. nesil uçakların çok daha güçlü radarlar ve son teknoloji sensörlerle donatılması bekleniyor. Çünkü bu iki alanda da gelişim son derece hızlı. Haliyle 6. nesil bir savaş uçağına eklenecek yapay zekanın önceki nesillere göre çok daha gelişmiş olacağına inanılıyor. Üstelik görünmezlik artık sadece radarla sınırlı değil. Kızılötesi iz, ses izi, hatta elektromanyetik parmak izi bile gizleniyor. Ve en önemlisi karar verme süreçlerine yapay zeka tamamen entegre ediliyor. Bu uçaklar sadece pilotla değil, bilgisayarla birlikte savaşacak. Gerektiğinde tamamen insansız çalışabilecek. Pilotun görevi sadece düğmeye basmak olacak. ABD bu yarışta önüne gitmek istiyor. 2014'te sessiz sedasız başlattığı yeni nesil hava hakimiyeti programı 2025'te resmiyet kazandı. Ve şimdi karşımızda F-22'nin yerine geçecek 6. nesil savaş uçağı F-47 var. Trump'ın Oval Office'te yaptığı açıklamalar hala hafızalarda. F-47. It's something the likes of which nobody has seen before in terms of all of the attributes of a fighter jet. There's never been anything even close to it, from speed to maneuverability to what it can have to payload. Prototip uçaklardan biri 2019'da, diğeri 2022'de ilk uçuşunu yaptı. Ancak bu uçuşlar hiçbir şekilde basına sızmadı. Bugün bildiğimiz tek şey Boeing'in 20 milyar dolarlık dev projede baş yüklenici olduğu. Ve bu uçak tek başına olmayacak. Çevresinde drone sürüleriyle birlikte uçacak. Bu dronelar keşif yapacak, elektronik harp uygulayacak, hatta doğrudan saldırıya geçecek. Hepsi F-47 tarafından komuta edilecek. Amerika'nın amacı net: 2030'a kadar bu uçağı aktif göreve sokmak. Avrupa'ya geldiğimizde ise Avrupa'da işler karışık. Çünkü iki ayrı 6. nesil savaş uçağı projesi eş zamanlı yürüyor. Bunlardan biri küresel savaş hava programı. İngiltere, Japonya ve İtalya ortaklığında yürütülüyor. Aslında biz onu Tempest adıyla tanıyoruz. Anlaşmalardan sonra Global Combat Air Program olarak adlandırıldı. 2025'te şirket kuruldu. 2026'da prototip uçuşu, 2035'te seri üretim planlanıyor. Uçak, yapay zeka, lazer silah, drone kontrolü gibi pek çok yeniliği bünyesinde barındıracak. Avrupa'daki ikinci proje ise FCAS, yani geleceğin muharebe hava sistemi. Projeyi Fransa, Almanya ve İspanya yürütüyor. Airbus, Dassault ve Indra gibi dev firmalar yer alıyor. Bu proje sadece bir uçak değil, bir sistemler bütünü. Uydular, yer kontrol sistemleri, drone sürüleri ve yeni nesil savaş uçaklarıyla birlikte çalışacak. İlk prototipin 2029'da uçması, seri üretimin ise 2040'ı bulması bekleniyor. Gelelim Asya'daki deve. Çin bu yarışta her zamanki gibi sessiz ama etkili ilerliyor. 2024'ün sonunda iki prototip uçak ortaya çıktı. Chengdu'nun J-36'sı ve Shenyang'ın J-50'si. J-36 3 motorlu kuyruksuz bir tasarıma sahip. J-50 ise V şeklinde kanatlara, gizli hava alıklarına sahip. Çin bu uçakları 2035'e kadar aktif göreve sokmak istiyor.
Amacı sadece ABD'ye karşı üstünlük kurmak değil, Japonya, Tayvan ve Hindistan gibi bölgesel rakiplerine de baskı kurmak. Rusya için ise işler daha karmaşık. Yeni projeleri MiG-41 adıyla geçiyor. MiG-31'in yerini alması planlanıyor. Bu uçak hipersonik hızlara, yüksek irtifa kabiliyetine sahip olacak. Ama ekonomik yaptırımlar, savaş ortamı ve bütçe sorunları projeyi yavaşlatıyor. MiG-41'in 2035 sonrasına kadar hizmete girmesi zor görünüyor. Rusya bu uçağı daha çok stratejik savunma ve nükleer görevler için tasarlıyor. Gelelim bizlere. Türkiye bu büyük yarışta kendi yolunu çiziyor. Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu 2024'te yapmıştı. Testleri devam ediyor. Kaan 5. nesil özelliklere sahip. Ancak Aselsan radar, TEİ motor ve TUSAŞ gövde üretimiyle tamamen yerli kabiliyetlerle geliştiriliyor. Türkiye'nin hedefi Kaan'ı 2030'a kadar hava kuvvetlerine teslim etmek. Ama asıl dikkat çeken nokta şu. Türkiye 6. nesil savaş uçakları için de hazırlanıyor. Kızıl Elma, Anka 3 ve Akıncı gibi insansız platformların Kaan ile birlikte görev yapacağı sistemler tasarlanıyor. Aynı Amerika'nın 6. nesil savaş uçağı programında olduğu gibi insanlı ve insansız unsurların bir arada çalıştığı hibrit sistemler Türkiye'de de konuşuluyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün geçtiğimiz günlerde 6. nesil savaş uçakları için 5. nesil uçağımızı tamamlarken eş zamanlı olarak 6. nesil uçak için de hazırlık yapıyoruz demişti. Birçok ülke yeni nesil hava uçağı için savaşıyor. Peki bu uçaklar neleri değiştirecek? Gelin birlikte öğrenelim. Birincisi görünmezlik. Sadece radarla değil, kızılötesi, akustik ve elektromanyetik alanda da iz bırakmayacaklar. İkincisi yapay zeka. Uçak tehditleri analiz edecek, hedefleri belirleyecek, dost düşman ayrımı yapacak, gerekirse tamamen insansız karar verecek. Üçüncüsü dronlarla birlikte çalışacak. Havada sürü gibi hareket eden merkezi insanlı uçağın komuta ettiği bir sistem. Dördüncüsü enerji silahları. Lazer ya da mikrodalga ile düşman dronlarını veya füzeleri havada imha edebilecek. Beşincisi hipersonik mühimmat. Sesten 5 kat hızlı seyir füzeleriyle çok uzak hedefleri kısa sürede vurabilecek. Ve altıncısı ağ merkezli komuta. Yani uçak sadece uçmayacak. Bir verim merkezi gibi çalışacak. Uydular, kara birlikleri, donanma ve hava unsurları arasında gerçek zamanlı bağlantı kuracak. Bu sistemleri geliştirmekse hem çok pahalı hem çok karmaşık. ABD sadece F-47 için 28 milyar dolarlık bütçe ayırdı. Projenin tamamı 100 milyar doları bulabilir. Avrupa da aynı şekilde milyarlarca euro harcıyor. Çünkü bu uçaklar sadece savaş için değil, teknoloji transferi, istihdam, sanayi kapasitesi, dış politika etkisi gibi birçok alanda stratejik rol oynuyor. Kendi uçağını yapan ülke bağımsız olur. Satın alan ise her zaman birine bağlı kalır. Sonuç olarak 6. nesil savaş uçakları sadece mühendislik harikası değil. Bir ülkenin teknolojik seviyesi, savunma sanayi yeteneği ve uluslararası pozisyonunda sembolü. Amerika, Avrupa, Çin ve Rusya bu yüzden yarışıyor. Türkiye ise Kaan ile 5. nesilde yerini alıp 6. nesile geçiş yapmayı hedefliyor. İşte böyle. Gökyüzü artık savaş alanı değil, bir rekabet vitrini. Bu vitrin görünmeyeni gösteriyor. Gelecek gökyüzünde yazılıyor. Peki sizce gökyüzünde en görünmez kim olacak? Yorumlarda bizlere belirtin. Kanalımıza abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gelelim bizlere. Türkiye bu büyük yarışta kendi yolunu çiziyor. Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu 2024'te yapmıştı. Testleri devam ediyor. Kaan 5. nesil özelliklere sahip.